81 ilde bayrak töreni yapıldı, okullardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından idareciler, öğretmen ve görevli personeller hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler ve aileler de bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etti. Kütahya'da Linyit Ortaokulu bahçesinde yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Bahşiyit de katıldı. Salgından dolayı okullarda bir araya gelinip İstiklal Marşı'nın okunamadığına değinen Bahşiyit, ilan edilen İstiklal Marşı yılına uygun anlamlı bir etkinlik olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla bugün Türkiye genelindeki 81 ilimizdeki tüm okullarımızda olduğu gibi Kütahya ilimizdeki bütün okullarımızda, bütün kurumlarımızda coşkuyla İstiklal Marşı'mızı söyledik. Biz de bunun için Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticiler olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze yakın olan Linyit Ortaokulu binasına geldik ve bugün Linyit Ortaokulu'nda bahçesinde coşkuyla buradaki görevli arkadaşlarımızla birlikte il yöneticilerimiz hep beraber İstiklal Marşımızı okuduk. İçinde yaşadığımız bu salgın günlerinde uzun süredir İstiklal Marşı törenleri yapılmıyordu. Bakanlığımızın talimatıyla bu yılın aynı zamanda İstiklal Marşı yılı olmasını da bir anlamlandıran bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk ilimiz genelinde. Bahşiyit kısa zamanda okullarda öğrencilerle buluşmayı temenni ettiklerini belirtti. İnşallah önümüzdeki günlerde bütün öğrencilerimizle, bütün öğretmenlerimizle beraber coşkulu bir biçimde İstiklal Marşı törenlerini okullarımızda yapmayı, çocuklarımıza, öğrencilerimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Tabii kurallara uyarsak, salgın hastalığın seyrinde ülkemiz genelinde ve ilimizde de bir azalmanın söz konusu olduğunu biz biliyoruz. Ancak bütün bunların kurallara uymaya bağlı olduğunu, kuralların esnetilmemesi gerektiğini, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeye devam etmemiz gerektiğini de bir defa daha altını çizmek istiyorum.